EYT'nin yürürlüğe giriş tarihinin 1 Mart olması bekleniyor. Emeklilik başvuruları da bu tarihten itibaren geçerli sayılacak. Ama hemen söyleyeyim, bu bir hak kaybına yol açmayacak. Maaşlar emekliliğin hak edildiği gün itibariyle hesaplanacak ve geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Kesin bir şey diyen yok. Ben emekliye dilekçesi vereceğim. İlk maaş ne zaman yatacak, çok merak ediyorum. Düzenleme meclise gelip yasalaştıktan sonra aylık bağlatmak için süreç başlayacak. EYT düzenlemesi meclise ne zaman gelecek? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca EYT'li bugünlerde aynı soruları soruyor, aynı yanıtı arıyor. Ne zaman yatacak sizce maaşlar? Mart ayında alacağız inşallah. 3 aylık bir fark var. Onları da verecekler mi acaba? Müjde AK Parti'den geldi. Süreç uzasa bile maaşlarda hak kaybı olmayacak. Yani maaş farkları da hesaplara yatacak. İşlemler 1-2 ay sürse bile emeklilik maaşını toplu olarak alabilecekler. 15 Şubat 2023'te kanundan yasalaşır, resmi gazetede yayınlanırsa 1 Mart'a kadar olan başvurular için 1 Mart itibarıyla emekli aylıkları hesaplanacak. Şimdi EYT'lilerin sayısı çok fazla olduğu için aynı anda 2-2,5 milyon başvuru beklendiği için bu ödemelerin 17 ila 24'üne arasında yetişmeme ihtimali söz konusu. Yasanın planlanan yürürlük tarihi 1 Mart. Yani emeklilik başvuruları 1 Mart'tan itibaren geçerli sayılacak. Peki yoğunluktan dolayı maaşların yatması gecikir, örneğin Mayıs ayına sarkarsa ne olacak? En düşük emekli maaşı olan 5500 lirayla 20 Mart itibariyle emekli aylığı hak etmiş varsayımı üzerinden hemen bir örnek verelim. Bu kişi 20 Mart'tan 20 Nisan'a kadar beklediği bir ay geçmiş olacak. 20 Nisan'dan 20 Mayıs'a kadar beklediğinde ise 2 ayı doldurmuş olacak. Buna bir de 1 Mart'la 20 Mart arasındaki 20 günlük fark eklendiğinde 2 ay 20 günlük farkla bir maaş yatacak hesaplarına. Bu da takriben 13 bin liraya tekabül ediyor. İlk maaşları hesaplama yaptıktan sonra kamu bankaları ve özel bankalarıyla promosyon anlaşması da yapabilecekler. EYT'liler bir yandan emekli maaşları için gün sayarken diğer yandan da kıdem tazminatlarını hesaplıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Diyelim ki EYT kapsamına giren kişi çalıştığı yerden istifa etti, emekli aylığını bağlattı. Ancak aynı iş yerine çalışmaya devam ediyor ve kıdem tazminatını da almadı. Bu kişi işten 5 yıl sonra ayrılırken kıdem tazminatının akıbeti ne olur? Ödenecek kıdem tazminatının 5 yıl boyunca mevduatta uygulanan en yüksek faizle güncellenerek ödenmesi söz konusu olur. İşçinin zararı anlamına gelecektir.